Hanımefendi çok kritik bir cümle söyledi. Başkalarıyla muhabbeti iyi, benimle iyi değil. Şimdi bakın, insanların iki türü vardır. Bir, içe dönük kapanık insanlar vardır. Kiminle olursa olsun muhabbet etmeyi sevmezler. İçe dönüktürler, az konuşurlar, duygu paylaşımları yoktur. Evlenmeden evvel de mi böyleydi acaba? Şimdi muhtemelen öyle değil, çünkü başkalarıyla konuşuyor. Başkalarıyla muhabbeti iyi, benimle iyi değil diyor. O zaman şuna bakmak lazım. Konuşma kabiliyeti olan, duygu kabiliyeti olan, başkalarıyla ilgilenmeyi bilen bir adam Benden iyi değil. niye burada başka bir tutum yapıyor? Buralarda genelde iki ilişkide bir tarz, patern, karşılıklı bir etkileşim oluyor. Mesela şöyle düşünün, sizin de bir sürü arkadaşınız var ama bazılarıyla muhabbet etmeyi Daha iyi olur, seviyorsunuz, evet. bazılarıyla az ediyorsunuz. Evet Niye? hocam. İkinizin tarzının etkileşimi. Şimdi bence burada hanımefendinin şu soruyu sorması lazım. Ya bu adam, tabii beyefendiye de başka şeyler söylememiz lazım. Sadece tek bir tarafa söylemek doğru değil. Bu adamla acaba muhabbetini arttırmanın yolu nedir? Ne ile? Çünkü bir tarz deniyorsunuz, o olmuyorsa aynı şeyi tekrar tekrar yapmanın hiçbir faydası yok. Tarzı değiştirmeniz lazım. Eşler her zaman şöyle bir mantıkta olması lazım. Ya ben bu problemi değişik bir tarzda nasıl ele alabilirim? Ben bu olmadı ya, değişik bir yoldan nasıl bu Mesela yaklaşabilirim? hocam yani onun ilgi alanlarına mı yönelmeli? Ne Bence bileyim hani. mesela dışarıdan bir göz resmini çekse ne oluyor bunların arasındaki etkileşimde? Diyelim ki biri diğerine ufak bir şeyde surat asıyor. Diğerinin küsme tarzı var. İçe kapanıyor. Biri üzerine gidip söylemeye başlıyor. Diğeri daha içe çekiliyor. Bu bir tarz, etkileşim tarzı. O zaman bu tarzın çıkmaz olduğunu öğrenen çift artık konuşmamaya başlıyor. Halbuki diyelim ki bu tarzda mesela çok basit bir şey. Kişinin üzerine gitme. Bekle, rahatladığı zaman konuş. Veya tartışmada duygu ifadelerinin tonlarını ayarla. Veya muhabbeti şu alana çek. Baktın ki bu alanda muhabbet şey. Bu türden böyle incelikli denemelerle aslında aradaki etkileşimin miktarı arttırılabilir. Yani biz uğraşacağız aslında biraz. Yani şimdi karşımda erkek olsa erkeğe de aynı cümleleri söyleyeceğim. Bu sefer bizde şöyle oluyor. Biri orada oturuyor, biri Şimdi şurada tabii bir oturuyor. taraf arıyor, öbür tarafı Şu haksızlık dinlemiyoruz. burada. Bir Doğru. tarafa söylüyoruz. Tabii. Halbuki diğer tarafta onu da dinledikten sonra, onun bakış açısını dinledikten sonra o ne hissediyor, ne yaşıyor deyip ona da bir takım değişim için şeyler söylemek.